ਮਿੱਠੇ ਪਹਨ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਲੱਕਾ ਸੂਟ ਦਾ ਲਹਾਰੀ ਫੱਟੇ ਮਾਰਤੀ ਫਿਲੋਰੀ ਜੁਗਨੀ ਮੇਲ ਮੇਲ ਕੇ ਖੂੰਦ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਕ ਚਕੋਡਾ ਬੂ ਵੀਡੀਓਦਾਨ ਇਤਬਾਰੇ ਕਾਲਦığımız ਯਰਦਨ ਦੇਵਾਮ ਇਡੇਸ ਬੈਨ ਸਿਜ਼ਦਨ ਬਿਰ ਸੁਰੇ ਬਾਨਾ ਬੀ ਮੁਹਰਤ ਵੇਰਿਨ ਬੂ ਸ਼ੁਰਾਈ ਬੀ ਟੋਪਰਲੇਯਿਮ ਕੈਨਮੀ ਬੀ ਟੋਪਰਲੇਯਿਮ ਦੋਨੇਯਿਮ ਦੇਦਿਮ ਅਮਾ ਗਿਦਿਪ ਦੇ ਓਲੇ ਦੋਨਮੇਮੇਜ਼ਿਕ ਦੇ ਐਟਮੇਦਿਮ ਅਰਾ ਅਰਾ ਵੀਡੀਓਲਾਰ ਅੱਤਦਿਮ ਚਾਰਸ਼ੰਬਾ ਗੁਨਲੇਰਿ ਬੂ ਕਾਨਾਲਿਨ ਬਾਲਕ ਟਾਕਿਪਚਿਲੇਰਿ ਅਕਸੋਟ ਟਾਕਿਪਚਿਲੇਰਿ ਵੇ ਆਰਟਿਕ ਯੇਨੀ ਗੇਲਨ ਕਰਿਡੇਸਲੇਰ ਵੇ ਯੇਨੀ ਕੁਤੂ ਬਿਰਾਜ਼ਦਨ ਕੁਤੂਸੁਨੁ ਅਚਾਜਾਮ ਯੇਨੀ ਕੁਤੂਸੁਨੁ ਅਚਤਿਮ Of, konuşamıyorum. Yeni kutusunu açacağım canlılar olacak. Çarşamba günleri bu kanalın balık izleyicileri gelip burada balıkların aksotlarını izleyecekler. Olaysız dağılacağız inşallah. Pazar günleri de kaldığımız yerden sürüngenlerle devam edeceğiz. Şimdi benim elimde Gecko var, Agama var. Adını Cüneyt koydum ama emin değilim. Yani Ciguli Cüneyt. Cüneyt Arkın rahmetli yakın zamanda kaybetti kendisini. Ki rahmetli de Agama gibi oradan da surdan sura atlardı falan. Öyle bir bence güzel oldu gibi ama yine de yorumlarda belirtirsiniz. Ciguli ve Cüneyt olacak. Ardından eğer salyangozları da sürüngenlere dahil yani sürüngenlerden sayarsak 3. sürüngenimiz salyangozlar olacak. Çamur zıplıplarımız olacak. Bildiğiniz gibi böceklerimiz zaten hali hazırda böceklerimiz var ve bu böceklere dahil olacak farklı böcekler de geliyor. Şimdi canlı yem olarak ekleyeceğim böcekler var. Aa, bu arada çarşambaya şey de dahil olacak. Warfish bizim bir monster balığımız var. O da dahil olacak. Başka bir şey var mıydı şimdi dedik lan? Ha yok daha ekleyeceğiz onları. Şimdi yeri gelenler de olacak da. O monster balığı da bu odaya dahil etmeye çalışıyorum. Şuraya bir yere bir şeyler ayaracağım. Monster balığı da bu odaya dahil edeceğim. Daha canlılarımız gelecek. Bunlara bir tane de köpek yavrumuz dahil olacak. Bildiğiniz gibi bir yavru köpek sahipleniyorum. Şu an köyde köpeğimiz doğdu. Annesini emiyor. Güzelce anneyle beraber olduğu süreç tamamlandıktan sonra kısmetse gelecek burada. Mümkün mertebe ben ona evde eğitim vermeye çalışacağım. Eğitim vererek onunla beraber yaşamaya çalışacağım. Ola ki bir sıkıntı yaşarız. Bir şeyler olur. O zaman da bildiğiniz gibi benim bahçem köpekler için saray gibi bir ortam. İşte dolaşma alanı var, bir dünya yeri var. Eğitimlere orada da devam edebiliriz. Ha bu arada ona alan yapmak için de çevirmek lazım. Çevir yani telden buraya bir ayar çekmek lazım. Alanını belirlemek lazım. Bende öyle bir sistem yok. Onu nasıl yaparım bilmiyorum. Bakacağız. İşte o yüzden diyorum belki bahçeye alabilirim diye. Aksilikler de oluyor bazen. Aksiliklerin bir tanesini söyleyeyim. Normalde ben size şu anda Türkiye'ye ilk defa giriş yapan hatta hakkında satıcıların bile çok bilgisi olmadığı bir tür vardı. Onu tanıtacaktım. O gelmişti. Sağolsun Mustafa abinin Çanak Kapet'le daha önce görüştü ve aldığı bir balık türü bu. Kendisini alırken sağolsun bizim kanala da böyle bir hediye göndereyim dedi ama kendisi de tedavi etti balıkları, yaşatamadı. Ben de aynı şekilde demiştim ya bazı balıklar geliyor tedavi altına alıyorum bazılarını sizlere kutu açılımını yapıyorum diye. Aldım getirdim. Tedavi çok güzel geçti. Beyaz benek rahatsızlığıyla geldiler ki çok ufaklardı. Sonrasında da yaşatamadık da neyse video bayağı uzuyor. Bu videoda neler göreceğiz onu bir söyleyeyim. Öncelikle Burak abiden Hobi Köşem YouTube kanalından bize çok güzel bir iki tür balık geldi. Onların kutu açılımını yapacağız. Ardından gideceğiz furetlere. Furetlerden sonra gideceğiz bizim mavi ivollere. Ardından aksolotlara. Ardından da bizim şey geleceğiz. Karideslere geleceğiz. Karidesleri göreceğiz. Sonrasında kutu açılımında yaptığım balıkları aşılayacağım. Yeni yerlerini alacağım. Sonra da gelişine vururuz lan. Öyle sohbet muhabbet. Hadi bakalım ben şu kutuyu bir açayım. Evet kutumuz burada. Bu kutuyu gönderen Burak abi. Zaten aramızda çoğunuz biliyorsunuz Hobi Köşem adında bir YouTube kanalı var. Ki Hobi Köşem YouTube kanalında da çok güzel setten akvaryumlar var böyle. Komple duvarı kaplayan setten akvaryumlar var. İçlerinde melek balıklarından tutun da işte koyu kılıçlar, farklı gobi türleri bilmem neler dolu balıklar var. Vallahi Burak abi bu işi biliyor. Bilgisinden, tecrübesinden her anlamda yararlandığım bir insan. Özellikle lipsesin dışında farklı türler besliyorsanız, üretmek istiyorsanız mutlaka Burak abi ile iletişim halinde olun. Zaten kanalına da girin bakın çok güzel çekimleri, anlatımları var. Şöyle bir açayım kutuyu. Haydi bismillah. Tabii ben bunu daha önce baktım balıklar ne durumda diye. Sadece bir tane kayıp var. Onun dışında hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Bunlarda hiç kayıp yok mesela. Bu panda, panda mıydı? Bu koridor aslar arkadaşlar. Panda koridor as mıydı? Bak mesela ben bunları bilmiyorum. İlk defa hayatımda ilk defa besleyeceğim. Hayatımda çocukluğumdan beri ilk defa çöpçü balığı besleyeceğim hatta. O derece. Bunun içindeler ve çok güzel görünüyorlar. Ha bak şuradan böyle. Zaten akvaryum içinde görürüz bunları. Diğerleri de tavus kuşu gobi diye geçiyormuş. Bu türü de ilk defa aha ki sizle beraber ben de şahit oluyorum. Yani videolardan biliyordum Burak abinin videolarından falan ama ilk defa canlı canlı. Lir kuyruk, killifish, tavus kuşu gobi diye geçiyormuş bunların türü de. Ve güzel görünüyorlar. Şöyle bir bakayım. Evet kuyruklar muyruklar gayet güzel görünüyor. Bunlardan bir tane kaybımız vardı. Nerede o? Yerim canlandım lan. Aa yok burada. Bunlardan sadece bir tane kaybımız var arkadaşlar. Başka da hiçbir problem yok çok şükür. Keşke o da yaşasaydı ama bir tane kaybımız var. Tamamdır yeni balıklarımız hanemize hayırlı uğurlu olsun. İlk defa besleyeceğim böyle kıpır kıpır balıklarımız geldi. Hobi Köşem YouTube kanalı Burak abiye çok çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım ben bunların aşılamasını bir yapayım. Ne yapacağım bunların aşılamasını çünkü bayağı bir uzun bir süreç alacak. Şimdi aşılayacağım ta ki
gecenin yarısı artık 3'te mi sabaha karşı mı balıkları yeni yerlerine alacağım ki aynı şekilde Aksolot da öyle. Aksolot'un akvaryumunu pırıl pırıl yaptım. O da aşılanacak. Bak bak şuna bir bak ya. Burada değişiklikler görüyorsunuz. Onları sürüngen videolarında anlatırız. O zaman ben bunları aşılamaya gidiyorum. Ben bunları aşılarken sizler de Burak abinin bizlerle paylaştığı videoyu göstereceğim. Siz onu izlerken ben şimdi gideceğim. Bunları aşılayacağım. Güzelce mitilende bekleteceğim. Birazcık uyuyup dinleneceğim. Gece kalkacağım. Tabii saniyeler sonra siz bunu göreceksiniz. O zaman Burak abinin bize gönderdiği videoyla sizleri bir baş başa bırakayım. Gece buluşalım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hobi Köşem YouTube kanalından Burak. Herkese merhabalar öncelikle. İyi hobiler, keyifli hobiler dilerim. Şöyle kısacası size hobi odamı göstereyim. Hobi odamdaki canlıları, farklı tür balıkları elimin geldiğince beslemeye çalışıyorum. Dilimin döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum insanlara. Beslediğim türleri tanıtmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da beslediğim türleri üretip üretimi nasıl olur diyerekten YouTube kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Burada Aphiozemon Australia killifishler var. Şu canlar. Türkçe isimleri lir kuyruk killifish diye geçiyor. Buradaki diğer bir tür ise böyle de göstereyim. Aspidoras C125 Super Red diye geçen bir tür. Buradaki diğer tür Lolicaria zimilima diye bir vatoz türü. Onları şu anda şöyle göstereyim üstten. Arka kısımda gördüğünüz gibi yerdeki siyah beyaz desenli canlı. Burada panda koriler var. Onun dışında ağrı dörtler var. Küçük bir tür. Küçük bir gökkuşağı türü. Buraya gelecek olursak burada benim Black Venezuela'larım var. Şöyle. Bu kısımda Melanotheca bosemani gökkuşağı türü var. Şöyle göstereyim. Efsane renkli canlılar. Orange Venezuela'larım var. Orange Venezuela'lar da gelirlerse evet buradalar. Orange Venezuela'larım var. Ve Sevilla Linuata kelebek vatozlarım var. Şöyle bir de kelebek vatoz göstereyim size. Bu şekilde. Sadece devam edecek olursak. Burada yine bir gökkuşağı türü. Melanotheca sexiniata diye geçen bir tür. Dudakları rujlu gökkuşağı olarak geçiyor. Burada Leis 44 düz kuyruklarım var. Aynı zamanda Nerite salyangozlarım var. Elimden geldiğince akvaryumlarımın hepsini bu şekilde bitkili yapmaya çalışıyorum. Ve burada benim daha önceden üretmiş olduğum komando korilerin damızlıkları var. Bunlar artık ihtiyarlığa ayrıldılar. Burada emekliliklerini geçiriyorlar. Buraya gelecek olursak Apistogramma pandurolarım var. Yüce Amerikan. Ve Napoensis koridorastlarım var. Böyle göstereyim. Burada Gold Lazer koridorastlarım var. Ve aynı zamanda da L144 tül kuyruk mavi göz vatozlarım var. Bu şekilde burada da panda korilerimin damızlık grubu var. Ve LD16 bir takım damızlık grubum var. Bu akvaryum şu anda boş. İçerisinde sadece komando koriler var. Bu akvaryum da yakın zamanda inşallah dolacak. Son olarak şurayı da göstereyim. Burada benim copper koi beta balığım var. Ve benim hobi odamın diğer bir odası daha var. Zaten benim kanalımı takip edenler bilir. Orayı da şimdi göstermeyeyim isterseniz. Çünkü çok fazla zaman alacak. O yüzden zamanınızı çok fazla almıyorum. Şöyle odamı kısaca gösterdikten sonra akvaryum odası Rafet hocama göndereceğim balıkların şöyle bir paketlemesini yapayım. Ben bu türleri burada hiç söylemeyeceğim. Akvaryum odası Rafet hocanın kanalında zaten o kendisi bahsedecektir. Orada sürpriz olsun. Ben bunları tamamen paketleyeyim. Otogar'a doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar, Burak abinin gönderdiği videoyu izlediniz. Şimdi gece oldu ve kötü giden bir şey fark ettim. Gündüz bahsettiğim Çanlıurfa Kuhafet'ten gelen tedavi altındayken iyileştirdiğim ve sonrasında kaybettiğimiz gobiler giderayak bizlere bir sürpriz yaptılar. Bizim furretlerin üzerinde bir baktım ki abo götürüyor beyaz binekler, öyle böyle değil. Lan diyorum bu balıklar niye kuyruk kıstı? İçlerinde bazılarında kuyruk kısanlar var. Bu alçak gobiler giderken benim balıkları, furretleri bayağı bir hasta etmişler. Şimdi onları da hemen tedavi altına aldım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi balıkları bir yerine alayım ben. Şeyleri, yeni gelenleri. Onları bir görelim. Furretleri tedavi altına aldık. Onlar bu hafta yoklar. Ardından diğer balıklarla ve aksolotunuzu yeni yerine alıp bana karideslere geçelim. Karideslerde de size göstermem gereken şeyler var. Bu balıkları buraya koyacağım. Furretlerin akvaryumuna neden ivorlere koymayacağım? Çünkü ivorlere yavrularını yerler. Ha furretlerin yavrularını da yerler ama furretler zaten kendi yavrularını yedikleri için bunlara zaten gerek kalmıyor bile. Şöyle bir önce file de göstereyim sizlere. Bunları da zaten bitilen suda beklettim. İnşallah bunlarda problem yaşamayız.
Burak abi çok çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Valla böyle bir hediye kanalınıza çok yakıştı. Sayende farklı bir tür beslemiş olacağız hep beraber. Evet, Axolt yeni yerini aldım ama önce şunu bir göstereyim sizlere. Bak nereye çıkmış. Lan. Burada, diğeri de burada. Taşın üstünde. Neyse buraya geleceğiz. Üçüncü nerede? Üçüncü de burada bir muhtemelen piponun arkasındadır. Bir tane böcek geldi parmağıma. Benim oda şu anda var ya şey gibi. Discovery Channel gibi yemin ediyorum. O kadar farklı böcek türleri, o kadar farklı örümcek türleri geliyor ki. Yani ben bunları odama şu girdi, odama bu girdi diye çeksem çoğunuz inanmazsınız o derece. İnanmayacağınız için de çekmiyorum. Böyle işte. Neyse. Axolt akvaryumumuzun içerisinde iki tane benim. Zebra salyangoz diye de geçiyor. Çizgili elma salyangoz diye de geçiyor. İki tane salyangozum var. Onlar orada işçilik yapıyor. Aslında üç tane de üçüncü herhalde bir küplerin içine girdi. Gelelim buraya. Bizim Axolt'umuz burada. Oğlum sana hala bir isim veremedik lan. Bu arada Axolt'umuza bir tane eş düşünüyorum. Bizimki erkek. Artık yanına bir dişi almanın zamanı geldi. Yazık. Yani tek kaldı. Tek başına burada garibim. Bir oraya bir buraya gidiyor. Bazen küplerin içinde yatıyor tek başına. Artık buna bir tane eş alırız. Ve eşiyle beraber yaşarlar. Bu arada hazır Axolt'u gösterirken söyleyeyim sizlere. Çok güzel bir Axolt çekilişi yapılıyor. Ki bizim kanalda da 1000 liralık bir çekiliş var. Ona da katılabilirsiniz. Bundan bir önceki videoyu izlerseniz onu da görebilirsiniz. İşte şartlarını ne vereceğini hepsini görebilirsiniz. Bir önceki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çekilişe katılmayanlar için. Axolt çekilişi var. Axolt çekilişinde de 5 kişiye 2'şer tane yani toplamda 10 tane Axolt Axolt'a hediye edilecek. Çift olarak hediye edilecek. Valla kaçırmayın. Güzel bir fırsat. Daha önce hiç yapılmamış bir şey. Dedim benim izleyenler de bunlardan faydalansınlar. Aranızda Axolt almak isteyip de imkanı olmayanlar varsa onlar için bilhassa güzel bir fırsat. Axolt çekilişi de şu an ekranda gördüğünüz bu iki kanal tarafından yapılıyor. Bir tanesi Onur abinin kanalı Hayatım Hayvanlar. Bir tanesi de bizim zaten Twitch kanalında yayına gelenler bilir. Bizim Yiğit'in kanalında Axolt çekilişine bu iki kanaldan da katılmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi bizim bu Axo'yu yerine alacağız. Bak burada da bir tane sıçran örümceğimiz var. Yine girdi odama. Bak şimdi girdi görüyor musunuz? Hatta Axolt'un içine girecek neredeyse. Ne yapıyorsun lan? Besleyeyim mi seni? He? Gel. Nereye gidiyorsun? Hı? Nereye gidiyorsun? Gel elime gel. 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 Sıçra. Gel lan. Neyse üstüne basmayayım da o gitsin. Yani dediğim gibi benim odaya giren girene odama sıçran örümcek girdi dedim de birkaç kişi inanmamıştı. Abi sen de getiriyorsun bizi yiyorsun diye. Oğlum benim odaya giren girene öyle böyle değil. Tamamdır şimdi ben bunu yerine bir alayım. Güzelce bir aşılamasını yapayım. Bir de akvaryumda bakalım buna. Axolt'u yeni yerine aldık. Yeni yerinde şurada. Dur şöyle göstereyim. Aha da oraya girdi. Birazdan bu tarafa doğru gelir. Ben buna bir un kurdu vereceğim. Bayağı oldu un kurdu vermeyeli. Şöyle bir protein beslemesi yapalım. Şuradan yansımaya bakalım. Şöyle bir un kurdu vereceğim. Şuradan ufaklardan bir tane seçelim. Bak şimdi. Gel gel bu tarafa gel gel. Al hadi al tamam başlayalım. Oy, yok böyle bir yutuş. Oğlum kayboldu lan direkt. E tabi birden öyle yutarsan. Helal lan, afiyet olsun. Oh, götür. Tamam, onu orada götürür arkadaşlar. Axolt'ta da son durumu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun fanını devreye sokacağım. Suyu bir tık daha soğur. Gayet güzel bir şekilde kendine gelir. On kurdunun yüzlerde yarattığı mutlu gülümseme. Bak bu tarafa. Bu tarafa da. Heh. İşte size mutlu bir gülümseme. Haydi görüşürüz. Bay bay. Evet gelelim karides akvaryumuna. Çarşamba günleri dediğim gibi balıklar Axolt ve karides akvaryumu olacak. Karides akvaryumunda geçtiğimiz haftalarda kurulum yaparken söylemiştim. Karideslerde başarısız da olabiliriz, başarılı da olabiliriz. Karideslerde kırmızılar tamamıyla maalesef kayboldu. Yani kayboldu dediğim öldüler. Sarılardan da ölen oldu ama sarılardan şu an iki tanesi iyi durumda. Onlarla devam ediyorum. Bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi diğeri de da burada. O ikilinin 3 taneymiş lan. Vallahi 3 taneymiş. Onu da şimdi gördüm. Üçüncüsü de orada. Başka da varsa bilmiyorum. Kabuk değiştiriyorlar. Kabukları orada burada sürekli kabuk görüyorum genelde. Kabuk değişimi oluyor.
Mesela burada mosun üzerinde bir kabuk değişimi olmuş. Orada kalmış. Bunlara düzenli dip çekim ve su değişimi de yapıyorum. Azar azar. Bana tavsiye edildiği gibi. Ama tavsiye eden karides besleyenler de demişti. Yani kayıplar olabilir. Genelde yeni kurulumlarda bu tarz kayıplar yaşanabilir demişlerdi. Onu göz önünde bulundur. Ona göre kendini karides hobisine aşıla demişlerdi ki öyle de oldu. Karideslerde maalesef kayıplarımız var. Ama yine de öneride bulunanlardan aldığım öneriler kadarıyla şimdi tamamıyla artık oturmuş bir karides akvaryumumuz var. İnşallah bundan sonraki ekleyeceklerimiz de sağlıklı ilerleyecekler. Şimdi suyun pH'ı, KH'ı, ondan sonra neydi? pH'ı, KH'ı bir de GH'ı. Yani bunları ölçtüğümde bana söylenilenlerle aynı ölçülerde. Yani bir anormal bir su değerimiz de yok normalde. Ya ne kadar güzel şu. İzlemek o kadar keyifli ki bunları. Gördüğünüz gibi sürekli çalışıyorlar. Genelde konuştuğum insanlar bunu aktif toprağa bağlıyorlar. Aslında bu karidesleri aktif toprak olmasa da olurdu dediler. Yani danıştığım insanlar. Ama dediğim gibi olmuşken her şey ağ karite olsun dedik. Buradaki bitkiler yerini bir sevmeye başladılar. Tabii aralarda yapraklarda sararmalar da oluyor. Çünkü su sıcak. Yani belki karidesler o yüzden de ölüyor olabilir dedim. Ama bu karidesler sıcağa da soğuğa da dayanıklı dediler bana. Hayalet gibi. Yüzüşleri gerçekten çok güzel. Karides akvaryumunda son güncellemelerimiz bu şekilde. Şu mos balları ortadan yarıp ya da artık parçalayıp mı diyeyim. Öyle bir şey yapıp başka bir objenin üzerine sarıp yapıştırabiliyorlarmış. O yüzden şu küp ya da şu kayalarla güzel bir dekor yapacağım. Ama dediğim gibi yani burada bayağı bir dekorlu görsel show akvaryumumuz olacak bu. Böyle durduğuna bakmayın. Bunu ben çok geliştireceğim. Ya burada komple denemeler yapacağız. Bu artık bizim show akvaryumumuz olacak. Burada aklıma takılıp da diğer akvaryumlarda yapamam cesaret edemediğim ne varsa burada deneyeceğim. Burası bizim atölyemiz gibi bir şey olacak. Şu gördüğünüz mini Pico akvaryum. Valla güzel de bir kurulum. Şöyle bu haliyle bile gayet şık ve hoş duruyor. Bir tane Pico filtre ve orta boy gayet içini temizliyor. Tertemiz bir akvaryumumuz oldu. Bizim şu şeylere bak, şurada az önce şey verdim. Un kurdu verdim az önce. Bir tanesi burada gömdü. Diğerini de yememiş. Burada unutmuş. Bak şimdi. Oğlum sakin lan. Oğlum ne oldu, az önce götürüyordum güzel güzel. Bir artistleştiler ha. Valla şunu neyse şuraya bırakayım da buradan gelip yerler. Az önce o kadar güzel anlaştık ki güzel güzel veriyordum böyle şeyden, cımbızdan, tweezer'dan kapıyorlardı. Böyle bir artistlikleri tutuyor bazen bunların. Evet, genel anlamda şöyle bir geriye çekildiğimizde çarşambanın videosu hemen hemen gördüğünüz gibi şekillenecek. Tabii görsel anlamda daha güzel şeyler olacak. Bu sadece kurulumlar yeni yeni oturduğu için, mesela balıklarda tedaviye gittiğimiz oluyor. Şimdi mesela yeniden oranın suyunu tazelemem lazım gibi gibi şeyler. Şimdi hala düzen oturmadı. Aslında oturdu da işte sağlıklı şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Çarşambanın videosu az çok kafanızda şekillenmiş olsun. Balıklar, aksolot ve karides. Ama farklı canlılar eklemeye devam edeceğim için farklı şeyler de olacak. Onu bir güne mi bölerim yoksa bunun içine mi dahil ederim bilmiyorum. Ona bakacağız. Şimdi abi sürüngenleri neden göstermedin diyenler olacaktır yeni gelenler için söylüyorum. Sürüngenler pazar günü arkadaşlar. Pazar gününde ne yapacağız? Cigule'ye gideceğiz. Bizim Gecko'ya. Ardından Agama'yı göstereceğim. Ardından salyangozlara ineceğiz. Salyangozlara şimdi Burak sağ olsun Plexi'den çok güzel şeyler göndermiş bana. Onun kutu açılımını göreceksiniz. Afrika dev salyangozlarına yeni yer yaptık. Onu göreceksiniz. Elimizdeki mevcut böcekleri göstereceğim. Böceklerden tekrardan yumurta alıp larvalara dönüştürdüm. Onları göstereceğim. Gibi gibi şeyler. Sonra da sizlere yeni gelecek olan böcek kutu açılımlarımız olacak. Yine böyle bir sürü böcekler gelecek. Stres belgeli, yani belgesiyle yasal besleyebileceğimiz görsel anlamda böcekler gelecek. Onlar ne gelecek bilmiyorum. Yani yaprak böcekleri ve farklı türde sopa böcekleri vesaireler varmış. Ama hangisi ne durumda? Yumurta mı gelecek, böcek mi gelecek? Onlara bakacağız. Sürpriz, yani bana da sürpriz olacak, sizlere de sürpriz olacak. Haberiniz olsun. Pazar günü bizim böcekler ve sürüngenlerimiz olduğu bir gün olacak. Köpek geldiğinde, şimdi yavru köpeği başta söyledim ya, köpeğimiz gelecek. Onu her iki videoya da dahil ederim. Yani köpeğimiz bizim evde devam edebilirsek beraber maskotumuz olur. Burada bıcır bıcır dolaşır, onunla güzel zaten eğleniriz. Ama köpek de dediğim gibi köpeğin tuvalet eğitimini vereceğimiz süre boyunca etrafını çevireceğim bir şey olması lazım. Set olması lazım. O bende yok.
Onu nasıl yaparız? Onu bulamazsak maalesef odada yapamayacağız. Bakalım, onu zaman gösterir. Belki bir şey uydurabilirim de. Bilmiyorum, biraz zor. Bildiğiniz gibi kanalımıza katıl butonu an itibariyle aktif. Katıldan aramıza dahil olabilir, aramıza katılabilirsiniz. Katıl kısmından bu kanala destek veren Burcu Özilhan 3. ayında, Baran Al 2. ayında, Nopeyim Out, Oğuz Çelik, Engin Yıldız, Emrecan Akgün, Semih, Refik Bozkurt, Sinan Kaplan 2. ayında, Ramazan Cerit, Sude 2. ayında, Yelkan Gamer 55, Burak Aydemir 2. ayında, Egemen Ateş 2. ayında, Egzotik Evren, Necdet Terzioğlu, Kerem, Dadaş Akvaris Ertuğrul Bey 2. ayında, Yiğit Başaran ve aramıza yenice katılan Merve Yalın ve Tansel Yanmaz'a, dolayısıyla bütün katıl üyelerime baştan sona çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten kanalda bu tarz destekler çok önemli. Destekte bulunduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Twitch'te tekrardan canlı yayınlar açmaya başladım artık rahatlayınca. Twitch'te Rafet Olgun yazdığınızda, küçük harflerle birleşik halde yazdığınızda kanalımı bulabilirsiniz. Diyelim ki bulamadınız. Yorumlara ben zaten Twitch kanalımı ve ikinci YouTube kanalım olan oyun kanalımı sabitliyorum. Yorumlardan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Kanalımda Wolf Aquarium'la gerçekleştirdiğimiz, sizlere göndereceğimiz hediyeleri almak için çekilişe katılmayı unutmayın. Bir önceki videoyu izleyip bu kanalın çekilişine şartlarını görebilirsiniz. Vallahi güzel hediyeler geliyor, haberiniz olsun. Zaten çekiliş biter bitmez ikincisi gerçekleşecek. Çekilişin sonuçlarını merak edenler vardır. Çekilişin sonuçlarını arkadaşlar Twitch'te canlı yayında duyuracağım. Zaten hep beraber yapacağız. Hani hepinizin gözünün önünde olacak. Ben bu tarz şeylerde dikkat ediyorum. Az çok bilenler biliyor beni. Canlı yayın açarız. Ben zaten öncesinde Instagram'dan duyururum. Çekilişe katılanlar da Instagram'dan takip ettikleri için zaten oradan görürler. Katılmak istemeyen de zaten gelmek isterse canlı yayına gelirler. Durumlar böyle. Şu anda da ilk gösterimde kim varsa hepsine de tek tek selam olsun. Videoya like atanlara da çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda ya da Twitch'ten açacağım canlı yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne çıkar bahtımızda, ayrılık varsa yarın.